bu sürece baktığımızda açık söylemek gerekirse bir Siyonizmin kurduğu bir korku bariyerleri durumu söz konusuydu. Ve bu bariyerler ise artık yıkılıyor gibi birçok noktadan yükselen sesler var. Biz de o sese bir kulak verelim istedik. İsrail'in Netanyahu uygulamaları, soykırım anlayışıyla gerçekleştirdiği katliamlar Siyonizmin maskesini düşürdü. Sesler artık daha yüksek çıkıyor. Zira zihinsel bariyerler yıkıldı. Örneğin Belçika milletvekili Mark Botenga, Avrupa Parlamentosu'nda çocuklar katlediliyor ve siz bu soykırım suçuna ortak oluyorsunuz. Aynaya nasıl bakıyorsunuz diye sordu. Sert tepki gösterdi. Aujourd'hui, une série d'entre vous justifie Israël. Mais je ne vais pas vous répondre parce qu'entre vous et moi, il n'y a pas de divergence politique. Il y a une différence d'humanité, tout simplement. Burası da İngiliz parlamentosu. İskoçya Ulusal Partisi'nin lideri Stephen Flynn, İsrail yanlısı politikalar izleyen İngiltere Başbakanı Sunak'a sert tepki gösterdi. Mr. Speaker, can the Prime Minister please share his Christmas message for children being bombed in Gaza this winter? Öyle ki daha düne kadar İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren Sunak köşeye sıkışmışlık hissiyle konuştu. Nobody wants to see this conflict go on for a moment longer than necessary. We urgently need more humanitarian pauses to get all the hostages out and to get life-saving aid into Gaza. Siyonizmin zihinlerde kurduğu bariyerler birer birer yıkılıyor. Rating kaygısı, güvenilirliği kaybetme korkusuyla geri adım atıyorlar. Batı medyası da artık vicdanların sesine karşı İsrail'i savunmakta zorlanıyor. Gazze'ye giren CNN muhabiri Clarissa Ward canlı yayında İsrail vahşetine yönelik tanıklığını anlatıyor. You really got a sense of the absolute horrors that have been taking place in Gaza. This hospital was filled with the youngest victims of this war, children who have been disfigured, who are in full body casts, who are covered in burns. Bu süreçte Avrupalı liderler istemeseler de oy kaybetme korkusuyla halkın sesine kulak vermek zorunda kalacak. Birleşmiş Milletler'deki oylamada ateşkes isteyen ülke sayısının 121'den 153'e çıkması bunun en açık yansıması. Avrupalı ülkeler dahi henüz Amerika Birleşik Devletleri'nin dümen suyundan çıkamasalar da çekimser kalarak soykırıma ortak olmak istemiyoruz mesajı veriyor. 27, please signify. İspanya Başbakanı Sanchez'den Avrupa Birliği'ne bir kez daha çağrı geldi. Sessizliği bırakın ve İsrail'e karşı net bir şekilde yeter deyin ifadesi tarihe not düşüldü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Filistin Devleti'nin oluşturulması için Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı mesajı veriyor. Beyaz Saray çalışanları Biden yönetimine isyan etti. Gazze'de acil ateşkes çağrısı istedi. Özetle İsrail'in zihinlerde ilmek ilmek ördüğü korku imparatorluğu yıkılıyor. The Human Rights Organization...